kaybediyorsunuz. Yemek challenge'ına gidiyorsunuz. Evet, küçük Britney, aç bırakmamalıydınız. Millet, küçük Britney'e dikkat edin. Bize ne yemek istediğini gösterecek. Vay canına, çırpılmış yumurta. Bu harika bir şey. Bence herkes %100 başaracak. Ay, büyük anne, dikkatli ol. Tamam. İçinde ne var? Yumurta mı? Onu böyle sevgili kız kardeşim için yapacağım. Büyük anne, ne bakıyorsun? Robert, ne yaptığına dikkat et. Bir gün ihtiyacın olacak. Şunu gördün mü? Tamam, sorun değil. Daha da fazla dökebilirim. Yeterli mi büyük anne? Ah, sonra ne yapacağım? Tabii ya, neredeyse ocağı açmayı unutuyordum. Tamam, hazır. Şef, büyük anne sakin olun. Robert büyük bir çocuk. Bırakın hatalarında ders alsın. Hayatımıza mal olmadıkları sürece tamam, yemeğime geçebilirim. Bu lezzetli sosisleri alalım ve enini keselim ama sonuna kadar değil. Torunuma tüm sevgiyi bu yumurtada vermek istiyorum. Ne kadar şirin olduğuna baksanıza. Şimdi çırpılmış yumurtalarımı böyle kalp şeklinde koyuyorum. Ama sebzeleri unutmayın tabii. Bu çok önemli. Marul ekliyoruz. Güzelmiş. Sonra ise Senior Domates geliyor. Şimdi onu dilimleyelim ki yeşil marulun üzerinde güzel dursun. Ve çırpılmış yumurtaları koyalım. Çok güzel şef. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, hiç de iyi değil. Şef olmak için sadece lezzetli değil, aynı zamanda güzel yemek yapmalısınız. Senin yemeklerin için bunu söyleyemem büyük anne. Poşe yumurta haşlayacağım. Baksanıza bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Üzerine bir dilim kırmızı balık ve tabii ki mükemmel beyaz sos koyuyoruz. Geriye kalan tek şey kızarmış soğan serpmek. Ve tabii ki süslemek. Tamamdır, şimdi işte gerçek bir şefin pişirmesi gereken şey. Anneciğim, orada neler oluyor? Robert, torunum, ne yaptın sen? Çok fazla yağ var, kapat şunu. Kimse yanmıyor değil mi? Of ya, yumurtam yandı. Britney asla böyle yumurta yemez. Bunu nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Üzerine ketçap koyacağım. Bunu sever Britney. Ne yapıyor bu? Büyük anne, hallettim. Britney buna bayılacak. Britney, kendisinden öğrenelim. Aa, harika. Burada ne var böyle? Uyanmış yumurta da ne? Ha, ketçapla mı? Denemeyeceğim bile. Bunu daha çok sevdim. Bir ısırık alalım. Güzel görünüyor. Ama tadına bakalım. Burada balık mı var? Berbat. Ondan nefret ederim. Ne? Aa, ve bu güzellik benim için yapıldı. Büyük annem yaptı. Tadına bakalım. Çok iyi. Büyük anne, sen en iyisisin. Yaşasın, kazandım. İşte dansım. Oh, sırtım. Çok komik bir şapka. Tamamdır, spagetti istiyorum. Yapabilir misiniz? Bu çok kolay. Herkes onu İtalyan makarnasının tarifini biliyor mu? Aa, evet, bence bu kolay bir şey. Ama tencere biraz küçük galiba. Parçalayalım. Hey, büyük anne, ne yapıyorsun? Evet, yine yanlış yapıyorsun. İşte nasıl yapıldığını izle. İşte bu spagetti çoktan haşlanmış. Kırmana gerek yoktu. Gördünüz mü şef? Ah, bu korkunç bir şey. Gerçek bir şef marketten alınmış spagetti kullanmaz. Gerçek bir şef kendi makarnasını sıfırdan yapar. Öğrenin sizin mutfak uyumsuzları. Ona ihtiyacımız var. Onu bir tahtanın üzerine döküyoruz ve içine yumurta kırıyoruz. Biraz zeytinyağı, fena olmaz. Ve tabii ki tuz. Şimdi hepsini karıştırabiliriz. Gördünüz mü? Mükemmel hazır. Ama daha iyi bir şekilde görünmesi için biraz siyah boya ekleyeceğim. İşte herkes yazdı mı tarifi? Sonra böyle açmalıyız hamuru. Sonra kesiyoruz, una batırıyoruz ve kaynar tuzlu suya koyuyoruz. Gerçek İtalyan makarnasının deniz ürünleriyle yapılmalı. Şimdi karidesleri kızarttım ve koyduk tabağa. Her şeyi kendim yaptım. Mükemmel. Bu ne böyle?
Peynir rendeliyorum. Peynirli spagetti yapmak istiyorum. Ah Robert, sen ne yapıyorsun? Her şey çok iyi. Spagetti yapışmış ve düşmek istemiyor. Ama neyse, ben yeni tarifi kullanacağım. Jelibon spagettiyi aldım ve bununla her şey çok daha hızlı ve çok kolay. Şimdi jelibonlarla, çikolata şurubuyla ve renkli pasta süsüyle süsleyeceğim. Ne kadar renkli olursa Britney'nin hoşuna gitme ihtimali o kadar artar. İyi fikir Robert. Umarım Britney sever. Vay be! Bu sefer ne yaptınız? Jelibon mu? Tadına bakmak istiyordum. Böyle spagetti çok severim. Lezzetli. Sevdiğine sevindim. Bu ne böyle? Siyah makarna ve karides mi? Bunu sevmem. Ay. Ya kendin bilirsin. Bunu büyük annem yaptı. En sevdiğim peynirli makarna. Sade ve basit. Ah, çok lezzetli. Büyük annemin makarnası kazandı. Ay torunum, teşekkürler aşkım. Sen de Robert, yakala sen de şef. Küçük Britney'nin çizmesi uzun zaman alıyor. Büyük anneni yapıyor. İşte bu. Ben bunu istiyorum. Turta. Robert, yemeği bırak ve pişirmeye başlar. Şef her zamanki gibi kazanmak için savaşmaya hazır. Ve büyük anne de hazır. Nereden başlayacağız? Aynen öyle. Unla, süt, iki yumurta ve şeker. Bir kaşık yeterli. Yoksa yapış yapış olur. Ve ellerimizle her şeyi karıştırıyoruz. Ah, yüzüğü çıkaralım. Yoksa sürprizde turta olacak. Hazır. Şimdi hamuru yapalım. Elmalı olmasını istiyorum. Alıyoruz ve temizliyoruz. Sonra dilimleri ayırmamız gerekiyor ve kalıba koyuyoruz. Ve üzerine pasta şeritleriyle kaplayalım. Harika olmuş. Fırına gönderiyoruz. 10-15 dakikalık ve bekliyoruz. Şef, elinde ne var? Zafer kokusu var elimde. Şimdi bir parça yumuşak bisküvi keseceğiz. Biraz çileği keseceğiz. Ve biraz daha çilek. Ve hepsini kesiyoruz. Çilek mi? Ben severim çilek. Kimse fark etmeden bir tane alacağım. Aa, ne yapıyor bu, ne aşk? Evet, ben çaldım. Harika. Her şeyi gördüm. Of, bu çocuklar kendilerini tutamıyorlar. İşte başlıyoruz. Eşsiz bir tarifle mükemmel tatlım, lezzetli tatlı ve yumuşak çilekli kurabiye hazır. Bu eller nasıl böyle bir mutfak şaheseri yaptı? Bu çok saçma görünüyor. Turtama baksa niye olur? Gerçekten mükemmel. Harika. Teşekkürler torunum. Robert, tabağın nerede? Ah tabii ya, unutmuşum. Bir fikrim var. Şimdi daha çok sevdim. Harika bir pasta yapacağız şimdi. Bisküvilerin üzerine çikolata ve biraz yumuşak tatlı marshmallow koyuyoruz. Şimdi onu ısıtmamız gerekiyor ve eritmemiz gerekiyor. Vay canına, marshmallow eriyor. Harika bir şey. Bence bu kadar yeterli. Heş, ver şunu bana. Büyük anne, bu yemek içindi ama. Neyse, kapatıyoruz ve üzerinden çikolatalı şurup ekliyoruz. Mükemmel turta hazır. Hadi acele, tadına bak. Büyük annemin turtasıyla başlayacağım. Bana en yakın olanı. Nefis, büyük anne, bu muhteşem bir şey. Teşekkürler torunum. Aa, bu ne böyle? Denemem lazım. Tadına bakalım. Ay, ay, hiç sevmedim. Vay canına, nasıl da havalı görünüyor abicim. Tadına bakalım. Aman tanrım, çok lezzetli. Sen kazandın. Yaşasın, kazandım. Aferin sana. Dokunma. Ne pişireceğiz? Dondurma yapacaksınız. Dondurma mı? Harika bir şey. Aklınızda ne geçiyor? Robert ve büyük anne tarifi aramaya gidiyor ama şef yolunu bulmuş. Tabii ki biliyorum. Krema ve çileğe ihtiyacım var ve onları çırpıyorum.
doldurmamız için gereken bu çilek karışımını elde ediyoruz. Ama önce birkaç tat daha yapacağız. Tamamdır. En sevdiğim mikserim işi mükemmel yaptı. Dondurma. Aa, işte burada. Tamamdır. Şimdi torunum için süper sağlıklı ve lezzetli bir dondurma yapalım. Bu çok güzel. En iyi dondurma benimki olacak. Şimdi karışımı kalıba döktük ve çubukları yerleştirdik. Ah, çubukları yerleştirin yoksa sonra yiyemezsiniz. Büyük anne, bu işte açıcı değil. Baksana nasıl ben güzel bir şey buldum TikTok'ta. Harika görünüyor. Kolay da bu arada. Oreo bisküvilerini kırıntı haline getirmem gerekiyor. Sonra paketin içine dökmem. Ve içine süt dökmem gerekiyor. Şimdi kaşığı içine sokun ve dondurucuya atın. Gidelim torunum. Hadi gidelim. Önce ben dondurucuya koyacağım. Sonra da sen. Ay, aferin bize. Hadi çak, biraz bekleyelim. Ben beklemeyeceğim bir şey. Sıvı nitrojenim varken neden beklemeliyim? Onun ne olduğunu biliyor musunuz? İstediğim her şeyi anında dondurur. Böylece dondurmam saniyeler içinde hazır olacak. Oh, abarttım. Dondurma hazır. Şimdi dondurmayı waffle'ların üzerine koyalım. Ah, çok güzel. Renkli tatlı serpintilerle süsleyeceğim. Ben çok zekiyim. Her zamanki gibi zekiyim. Neyse, Robert dondurmamız donmuş. Hadi alıp küçük Britney'e götürelim. Afiyet olsun. Vay canım, ne güzel bir dondurma. Ama nasıl da lezzetli değil. Hiç sevmedim. Aa, nasıl olur ama? Bunun içinde ne var? Vay canına. Harika görünüyor. En sevdiğim Oreo'lu dondurma. Bu ne böyle? Ambalaj mı? Böyle bir şey yemeyeceğim. Vay be, bu gerçekten iyi görünüyor. Umarım iyiydi. Hemencik tadına bakmalıyım. Nefis. Dondurma kesinlikle kazanıyor. Britney, sen dünyadaki en iyi kızsın. Harika bir zevkin var. Evet, ben kazandım ama bu sürpriz değil. Videoyu sevdin mi? O zaman hemencik Barada kanalına abone ol ve beğenmek tuşuna bas. Yakında seni daha ilginç videolar bekliyor. Güle güle.